Bakın, öyle bir yerden geliyoruz. Bu Kur'an'ı okuyan, bu Kur'an'ı anlayan, bu Kur'an'a hizmet edeni Allahu Azze ve Celle'ye dünyaya hükümdar edeceğini, herkesi ona hizmetkar kılacağını Allah Kur'an'da bizlere vaat ediyor mu? Vaat ediyor. Bakın Osman Gazi Hazretleri'ne 1000 çadırla gelmiş Ertuğrul Gazi, 1000 çadırla cihan devleti kurmuş. Niye? Şeyh-i Edebali'nin evine gittiğinde oturduğu yatacağı odada Kur'an-ı Kerim'i görünce duvardan Kur'an-ı Azimuşan'ı almış, onu kalbinin üzerine basmış, Kur'an'ın olduğu odada ben ayağımı uzatıp yatamam demiş, gece okuyabildiği kadar o Kur'an-ı Kerim'i okumuş, daha sonra kalbinin üzerine basmış, o şekilde uyumuş, 6 saat 32 dakikasına 632 sene Allah Azze ve Celle devlet vermiş arkadaşlar ya. Nereden geliyoruz? Neyle geliyoruz? Kur'an'a verdiğimiz saygıyla, Kur'an'a verdiğimiz değerle, şeriat-ı karra yaşamamızla Allah Azze ve Celle neler halketmiş, binleri arkamızdan sürüklemiş, milyonlarca metrekareyi adalet götürmüş, şeriat götürmüş, nizam götürmüş olan bir milletin şu andaki gelmiş olduğu hale bakın. Her 100 kişiden sadece 3 kişi anlamadan Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı okur hale gelmiş. Böyle mi olmamız lazımdı? Allah Azze ve Celle o kadar nimetler vermişken, bakın Fatih Sultan Mehmet Han'a vermiş olduğu, Kur'an'a verdiği değerle, Allah Azze ve Celle'nin dinine vermiş olduğu değerle İstanbul'u fethetmiş, çağ açmış, çağ kapatmış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam binlerce sene öncesinden yani ni'mel emiru emiruha, o emir ne güzel emirdir ve ni'mel ceyşu zelikel ceyş, onun askeri de ne güzel askerdir diye ecdadımızı binlerce sene öncesinden övmüş arkadaşlar. Rabbim Zülcelal içinde bulunduğumuz nimeti anlamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim Zülcelal içinde bulunmuş olduğumuz nimeti fark etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu Kur'an elimizden düşmeyecek, bu Kur'an dilimizden düşmeyecek, bu Kur'an kalbimizden sökülmeyecek, bu Kur'an evlerde okunacak, bu Kur'an yaşanacak. Bu Kur'an okunduğunda, yaşandığında Allah Azze ve Celle bu gücü, bu kudreti tekrardan bu millete ihsan edecek. Rabbim o günleri görmeyi bizlere nasip eylesin arkadaşlar. Ne oldu? 622 sene şeriat-ı karra ile yönetildik. Daha sonradan Kur'an'dan anlamaz bir nesil, camileri bomboş bırakan bir nesil, tesettürden bir haber bir nesil, camileri ahıra çeviren bir nesil. Arkadaşlar düşünebiliyoruz mu? Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Ertuğrul Gazilerin, Osman Gazilerin at koşturduğu bu memlekette 26 sene Allahu Ekber, Allahu Ekber nidaları Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okundu arkadaşlar. Elhamdülillah. Bugün Fatih'in yadigarı olan Ayasofya'yı tekrardan camiye çevirdik. Bakın ne kadar din düşmanı, Kur'an düşmanı, İslam düşmanı varsa kerhen destek verse bile ne yaptılar? Hemen başka bir yerden çark ettiler. Niye? İşte o zamanın beyinlerindeki kalıntılarından sebep. Ama Allah'ın izniyle, sizlerin çalışmalarıyla, gayretleriyle, sizlerin Kur'an'a verdiği değerle, sizlerin Kur'an'a vermiş olduğu gayretli çalışmalarıyla beraber Rabbim Zülcelal tekrardan bu millete o fetih şuurunu ihsan eylesin. Rabbim Zülcelal düşmüş olduğumuz yerden kalkmayı bize nasip eylesin inşallah.